Başta buluşların özü nesip eylesin. Toyga sabahçı bul turgan, kelin kevular, mana Kudran Hoca kabi oğulları Allah yarcan. Allah subhanahu wa ta'ala kelin paşa bilen birgelikte bahtlı saadetli buluştuklarını ve mana şu velime dasturxonlarını faizli barakatlı ötüp bulayetken nikahları barakatlı buluştuklarını Allah subhanahu wa ta'ala'dan sorup kalamız. Kudrat Hoca kabi mana Umarbek ekan bilen kuda buluştular parvardiyar. Bu katta kudalarını yan kudacılıkları min yılçilik ta kıyamette de yakın karındaşlar bulup der devam buluştuklarını Allah subhanahu wa ta'ala özü nesibi ruz eylesin. Azizler bu nikah kılıçlik, ferzendi olsa, oğul bala olsa uylendirişlik, kız bala olsa durmuşka verişlik, Adem aleyhisselamdan su bilen bizge miras. Peygamberimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetleri. Eğer bana şu Adem atadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sünnet bulmagende, miras bulmagende, bir adam 20 yıl terbiyelegen, yuvuk teregen, muhabbet bilen, vayge etkazgen farzantini bir began adamın uyga verip yuvarmaydı. Bu mana şu Adem Aleyhisselam'dan miras bo'lganligi uchun ve Allah subhanahu wa ta'ala sözü bilen bizge cemiyet bulup, köpçülük bulup yaşarışlıkını büyügenliği için, nikah kılıçlık, aile kuruşluk dinimizin şahını bo'lganligi uchun biz mana to'y qilib, an'ana qilib, ko'pchiliklarni taklif qilib, xursandchilik bilan farzandlarimizni turmushga beramiz va uylantirib, oila quramiz. Birinchi qurilgan oila tarixiga qaraydigan bo'lsak, Odam alayhissalom bilan Havva onaning oilalari. Siz bilan bizga mana noqona bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham oila qurishlikni sunnat degan. Shuning uchun mana asrlar davomida keladiki Müslümanlar hiç kaçar boydan yaşamayın. Elbette aile kuruşurken, nikah okuşurken ve zürriyatını bardağa kılıçurken tarih kılar. Allah subhanahu wa ta'ala bana şu toylarını mübarek eyle, büyük inşallah ta'ala bana toyumuzda yine de bir feyiz, yine de bir barakat, bana ustaz Damla Ebrar, damlamız bana Harizm'e teşrif yürgeller, ustazı bana bir yerde köpçilik insanlar özleri tanıydılar, Xorazmda mana madrasamizda, mana shunda mana Jonxorash bova jami masjidida ko'pchilik vaqtlar xizmat qilganlar, bu yerda o'tirgan ko'pchilik mana domlalarning muxlislari, domlamiz mana butun respublikamizda ahli ilmlar qatorida mana dinimizga, shariatimizga xizmat qilib turgan ulug' ustozlardan albatta bugun mana shu so'zimizni davom qilishim uchun ustozga mana shu Kudrat Hoca kabi bevosita do'stlari mana takliflarga mana shuncha xizmatlari bo'lsa ham labbay deb siz bilan biz muxlislarni oldiga Xorazm xalqiga oldiga mana bir do'stlarini qo'yliga qatnashishi uchun muborakbod bo'lishi uchun kelgan ekanlar parvardigor olam ustozni qadamlariga ajru hasanat ato aylab bir nasihat qilib kelsalar nasihatlarga quloq solsak dinimizga dunyomizga manfaatli bo'lsa ümit kılamız, manfaatlı buladı deyip, inşallah talamayı kurmak bilen sözünü Abrarcan Damla'ya veremiz. Allah subhanahu wa ta'ala başkalarımızda maruzelerini, nasihatlerini, manfaatlı buluştuğunu özü nesip eylesin. Merhamet olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala habibina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز قدر الله bugün barchalarimiz uchun e'tiborli hurmatli bo'lgan xonadon sohiblarining davatlariga labbay deb nikoh marosimiga yig'ilib turibmiz Alloh taolo bu nikohni barakotli qilsin Mana ustozimiz ta'kidlaganlaridek nikohni qadri, inson hayotidagi o'rni juda ahamiyatli, juda ham muhim. Ana shu ahamiyatga, mana shu muhim mavzuga e'tibor qaratganimiz uchun Alloh taolodan ajr umid qilamiz. Halol ishni tepasida guvoh bo'lish, mana shu halol ishga beriladigan ajrga sheriklikni
nasip kıladı. Allah Teala ana şu şerik savaplarga şerik buluşumuzu özü nasip kısın. İnsan hayatı da nikahını oranı cüdeyen muhum. Adam aleyhissalatu vesselamdan ta kıyamet geçip gelirken insanların hayatını halal yol bilen devam etişliği de nikah cüdekette oluyordu. Nikahsız hayatını zararları, haram hariç hayatını, insan özündeki şehvetini natoğru yol bilen kandırışının akıbeti de adamlar arasında düzgünçilikler, katıllar, davası topulmayan kesellikler uçuyor. Bana şu, adli nikahının helal yol bilen devam etişliğinin özünü mucize de kaydedi ulanlar. Mucize. İnsan hakiki doğru yol bilen kanuni asasında aile kurarken uşa aile sebepli bu hayat devam etkiliyor. Şimdi şu aileye itibar vermeyen cemiyetlerine nazar salayım. Görüm, o cemiyetlerde buzgunçilikler var. Uşa cemiyetlerde insan ata babalarımız eşitmeyen kesenliklerde görüyordu. Davası yok diyeceğim. Ne bir sebeplisi? Bana şu haram hariç yol arkayı görüyordu bu işler. Hatta ki cüde rövajlengen degen devletlerinin hem fukaraları, ahalisi kemeyip gidiyordu. Nikahke itibarsızlık akıbetidir. Bizim Müslümanlar adette nikahını cüde acayip şekilde yolga koyuyor. Nikah Müslümanlar arasında Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sünnetidir itiraf kılmadı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabalarından 3 kişi Ayşe anamızın aldılarına gelip Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hayat tarzlarını soruşken, ibadetlerini soruşken, bir günde kança ibadet kıladılar, ne iş kıladılar diye. Ayşe anamız radıyallahu anha Peygamber aleyhissalatu vesselam hakları da getirip ergenlerine de halbuki sahabeler ibadetini kem sanışken. Niye Peygamber aleyhissalatu vesselam kem ibadet kılarken de? Ne mi ki? Çünkü o kişinin günahları geçirirken. O şunun için cüde kıl ibadet kılıçları şartmaz. Bizim için indi buna kendi bizde kefalet yok. İbadetli kıprak kılıçımız gereğiydi bu ilişken. Adamların hayalde şu kadar narsa yürüldü. Namaz okra, ibadet kıldısı, çok narsa büyüriyetken okşap büyüler. Aslı İslam bilen hayat geçirişlikte, Peygamber aleyhisselam neydi? Hayatları ki nazar salsanız, bunun için kıyın ibadetleri yok. Kimli ibadeti Allah'ın nazarında makbul oladı, kim yakşı ibadet kıyken deyip sen aladı dese, Resulullah kıyken ibadetini kıyken şuna kabul edin. Çok namaz okuş gelmez. Resulullah okuyan namazını okuyup oldu. Her günü roza tutuş şartmez. Resulullah tutken roza tutuyup oldu. Sahabeler şuna koyuluştu. Şimdi Peygamber aleyhissalatu vesselamın günahları geçirilirken, şunu için onca çok ibadet kınasalar gerek. Dedi de bitti saydı ki, ben dedi keçesi bilen namaz okuş çıkamayın dedi. Keçesi bilen menge uyku yok, özümge nazar kıldım, her günü keçesi bilen namaz okup çıkardım. İkincisi etti ki, ben dedi yıl 12 ay rozu tutamam dedi. Ağızda açmayayım ben, her günü rozu tuttu olamam dedi. Ve üçüncüsü etti ki, ben ayollardan çetlenemem, ibadet de öyle yaptı. Ayollar bilen yakınlık kımıyım ben, ayollar bilen muamele kımıyım ben, boylak ötemem Allah için. Taşkarıdan karasayız, o takvalarını okşap görünmedi. Çok ibadet kılıyıp genge okşap görünmedi. Bu haber Peygamber aleyhissalatu vesselam'a Cibril arkada yetkazıldı. Çünkü muhum haberdi. İnsanlar ibadet degende boynularını, özlerini kurtaramaydıken narsını yüküle alışları doğruydu. İbadet degende buyurulunken, kanunge asasen Resulullah görgetken narsını kılsa doğruydu. Şunun için mihrabke çıktılar, adamlarını topladılar, aittiler ki sizlerle içilerden şunday 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 diyetken adamlar peydabıptı. Eğer takvadar bulamayın, Allah'tan korkamayın deseyler sizlerle içilerde en takvadarı menmen diyenler. Resulullah en takvadar adam bulamayın. Lekin keçesi okulayman hem namazı mı okuyman diyenler.
Roza tutadigan kunlarim ham bor. Og'zim ochib ham yuradi deganlar. Oysharimizda rivoyat bor. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni ba'zida ko'rardim, umuman roza tutmasalar kerak deb o'ylardim. Ba'zida ko'rardim, umuman og'izlari ochiq bo'lmasa kerak deb o'ylardim deganlar. Masalan, Ramazonda roza tutardilar. Shavvolni hammasini tutardilar. Shavvolda 6 kun tutardilar. Qolgan paytda og'izlari ochiq yurardi. Men roza ham tutaman dedilar, og'zim ochiq ham yurardi. Ana shu o'rinda nikohni alohida ta'kidlaganlar. An-nikohu sunnati deganlar. Nikoh meni sunnatim. Kim undan yuz o'girsa, mandan emas deganlar. Mana shu qoida islom ummatiga har doim hayotiy qonun bo'lib ishlab kelgan. Bizda ajdodlarimiz, ota-bobolarimiz urf qilib, odat qilib nikohni to'y marosimga aylantirishligining sababida shu hadis yotadi. Biz ajdodlarimizga mana shu ma'noda tashakkur aytamiz. Biz hadisni o'qib to o'rganganimizga qadar hayotimizga urf qilib tatbiq qilishgan ular. Va sizni bizni mana shu o'tirgan qora ko'zlarni hammasini shu joyda inson safiga kirib o'tirishimizni asosiy omili nikoh. Biz ota-onalarimizni, ajdodlarimizni halol yo'l bilan nikohni tanlab sizni bizlarni dunyoga keltirishlari nikoh sababli. Nikohni barakotidir. Allah subhanahu wa ta'ala onu şunaka barakatli kıldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özleri nikahli hayat geçirdiler. Aile kurdular. Ailede ayolga kanday münasebette buluş gerek, onu kanday hak hukukları var, hammasını o'rgatdilar. Ayşe anamızın nikahlarına olganları to'g'risida juda ko'p düşmanlarının noto'g'ri targ'ibotı var. Aslarını peygamberiyle yaş kızının nikahına olgan. Bizi ulamalar aytadi ki, o'sha yosh qizni nikohiga olishlarining sababi oilaning ichidagi hodisalarni rivoyat qiladigan ayol kerak edi. Bu din, bu islom, bu axloq faqat erkaklarga tegishli emas-da. Ayollar ham o'rganish kerak nimalarnidir. Ular ham hayotlariga tatbiq qilish kerak. Qattiq o'rganadi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ayollarga to'g'ridan-to'g'ri xitob qilishlari ba'zan noqulay bo'ladi. Ana shu hodisalarni Oysha onamiz orqali o kişinin ayolları orkali, Zeynep orkali, Ümgül, Safiye orkali, Maria orkali rivayet edildi. Peygamberimiz aileli hayat geçirdiler. Ve meslektaşları, sahabelerinin hem aile konuştuğu gibi tanıdık diyenler. En bayiden tartıp en kembeler getirdi. Sahabeler içi de Abdurrahman İbn Avf, bay adamıdır. Cüde bayidir. Bir kuni ko'rib qoldilar. Yangi kiyim kiyib olgan ekan, atir sepib olgan ekan. Aytdilar, "Ha, uylandingmi?" dedilar. "Uylandim." "Mahriga nima berding?" "Mahriga tuxumdan tillo berdim" degan. Bizda mahr masalasini ham sal e'tiborsiz qoldirdi-da. Men endi ko'p joyda maktab aytaman. Xorazmda yashaganman 1-2 yilcha, bilaman urf-odatlarni. Mahr masalasida qiz bolaga to'y masalasida e'tibor Xorazmda maqtovli darajada. Kızını hemen narsasını erkek kurtarır. Hakiki erkek kızı tamir edildi. Başka şeylerde kız kuyoga narsa kuyurdu. Uyanmaydı kuyoga. Varıp sıfırlığı geçe tarlap geliyordu. O hıcalattan kımıydı. Lakin bu uşa kızının taminatını targıp kılmadı. Kız balaga mahir verildi. Onun üyünü, cayını, kıyım keçegini, yemak içmağını, mabada bimar mabalsa doğru darmonini erkak ko'taradi. O'shani so'radilar Abdurrahmon ibn Avfdan, "Sen nima mahr berdingmi? Ya'ni qo'liga pul berdingmi? Ha, berdim. Ha, nima berding? Tuxumdan tillo berdim." Keyin aytdilarki, "Avlin walau bishatin" dedilar. Bitta qo'y suyi bo'lsa ham to'y qilinadi. Nikohni orqasidan kuyovning zimmasiga ham to'yni yuklaydi. Kuyov yo'q. Usmon radhiyallohu anhu sahabalar içinde birinci Müslüman bölgeler takıda duradı. Birinci 10-12 kiradı. Müslüman bölgeler de içinde. Vay vay adam bölgeler. Şu adam ki özlerini, kızlarını nikahla vergenler. Ümmü Gülsüm'ün nikahla vergenler. Ümmü Gülsüm vefat etedi. İkinci kızları Rukayya'nın nikahla vergenler. Uhan vefat etedi. Keyin aytadılar ki, hey Osman'ı üylentirip koyuylar. Yine kızım bulsa, yine verardım diye. Qarang nikohga e'tiborni. Hazrat Ali radhiyallohu anhu uni chaqirib qizlarini Fatimaga berganlar. Hazrat Ali o'zi sovchi bo'lgan, sovchi bo'lganda "Puling bormi?" deganlar. "Pulim yo'q."
Kalkanını bar, sen kalkan vergen ben ötken ile, ap geldi geldi. Kalkanını ap geldirip, sattırıp, güyonunu zimmesine yükletip, toy kıldır geldi. Toyu kılıp, özlerine kızlarını cemiyetke nikah arkali takdim kıldır. Muaz ibn-i Cebel, Cabir ibn-i Abdullah degen sahaba vardı. Sakkizde sinirlisi var. Sakkizde sinirlisi var. Anası dünyadan ötüp gitken, üylenipti. Üylendin mi dediler, ha üylendim. Kız bala aldın mı, cüvan aldın mı dedi geldi. Şimdi sakkizde sinirlim var. Sakkizde sinirlim kız bala. Bu kızlarının üstüne yine bir kız akıya gelin. Bu mede, bu şekilde onların terbiye kısın deyip, cüvan aldım dedi. Peygamber aleyhisselam dua akı geldi. Lekin kız alsan yaşıydı dedi geldi. Cüleybi degen sahaba bu geldi. Cüleybi. Çok cöylerde bunun hikayesine yetip gelmez. Oradaki günde nikah masalası da eğitilirdi. Cüleybi'nin ne pülü var, ne mahallede üyü var, hiç nersesi yok. Bugün tapsa avukatını yiydi, bu mesele yok. Karnı açıyordu. Şimdi onun üstüge üstek husunem yok. Keçesi de körgen adam bir soğuk dedi çıkıp gitti. Hamiladan adam gözü tutup koyar dedi gen bazı babanı. Yüz niyem Allah Teala indi her yeri yaratırdı. Şuna kadar korkunçlu adam var ya. Cüleybi. Lekin Resulullah onu köyünü götürerdiler. Yakış görerdiler. Bazarda bir gün arkasından gelip kuşağına aldılar. Kutsatamen dedi. Degen de etken eken ki Cüleybi, ya Resulullah, beni kul bazarda alıp çıksayız, kasat bulasın. Hiç kim amin demedi. Şuna hazırla şakirler. Yani cemiyette pülü yok. O şey itibardan sarçette koyan adamlar da köyünü götürerdiler. Şu adamı bir gün çakırdılar da nikahını itibarlıydığını karayın. Öyle miysen mi dediler. Cüleybi hayran buldu. Ya Resulallah, benim ahvalim malum. Bütün Medine tanıydı beni. Üyüm yok, cayım yok, hiç narsam yok, üstüge üstek, husunem yok. Bana ki öyle, ben kim kızını bilerdi. Sen gel, kim kızını bilmesi gerek, bilerdi dediler. Ben özüm savcı bulamam dediler. Medine'de bir mahallede bütün Medine ahlını havası ketken aile vardı. Acayip bir kız terbiye kılışken. Şu kızga Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özleri savcı buldular. İşini takıllattılar, dadası çıkıp geldi. Resulullah'ını kurup gözleri yaşlap gitti. Ya Resulullah, hoş geldiniz. Kim mihman kılamadı? Yok, savcı bu geldim. Otanın kumunu yoruşup gitti. Ya Resulullah, sizdeki insan savcı bu geldi kızımge. Elbette veremem dedi. Resulullah ettiler ki, yo, özümge nasıl dediler. Ha, kimge soruyor siz? Cüleydipge dediler. Otadan soğuk diye çıkıp gitti. Cüleydip ve hamle tanıydı. Hop diye bir ağzı bulvalsın, içeride hatun oturup. Hatundan maslahat soruş geldi. Resulullah sorarsa da maslahatsız bir rola uğradı. O rolayla adamını kıdırdı hamle. Lekin hiç narsası yok. Köçede yürüyen var, adamge kızı izi kana bir orası. Ya Resulallah, ben ki razı bulamam, hatundan maslahat kılayı dedi. Bu şefette hem hatundan kılınan kendi maslahat. Kirli de uyuyu. Kirli yanda hatunge, iki kirli dedi hatun. Resulallah kettiler. Nümeyi kettiler. Savcı vurup kettiler. Kursam öp gitti hatuna. Ya Resulallah savcı buladıları vermeyiniz mi? Veremiz kızı dedi. Özlerine sorama yaptılar dedi. Ha, kimge soruyor yaptılar? Cüleybip ki. Hatun daha dedi, yok dedi benim kızım dedi, hiç kanaka vermeyeyim ben. Cüleybip ki verelim yani kızım yok, kızım koçada kaptı. Hatun da bilesinler yani. O şu hatunlar, halbuki hatunlarla bir kıl. Hatun izleyen şikayet kımayın, hatun şuna bula. Peygamber aleyhisselatü vesselam, onu kuşan daha faydalansan, doğrulayın ben desen, sındırasan diye. Daha dedi, turval, yok dedi. İyi hatun içkeride, ovoz ko'tarib yaptı, tashqarida Rasululloh kutib turibdi. Shunda qiz ota-onani gapini eshitib qoldi. Kirdida ota dedi, ona nima gap bo'lyapti? Senga Rasululloh sochib o'lib ketdilar, seni Judaybekka so'rayaptilar. Deganda, ey ota-ona, meni shunaqa tarbiya qildinglar. Alloh va Rasulini muhabbatini o'rgatdinglar. Sizlar Judaybekka qarayapsizlar. U kishining nomidan kelgan zotni ko'rmayapsizlar. Resulullah kendiler mi?
Ahir Kur'an'da Allah Teala aytmadı mı? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُولُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Peygamber sizlerge nimeni getirse alıyorlar, nimeden kaytarsa kaytınlar demedi mi? Menden sonra bakışı bu şeyler ben razımım dedi kız. Ben durmuş ki çıkamadım. Çünkü Resulullah bilmiyor, bekardan bekarga savcı bu beydir. Ata hem ana hem o çocuğa cin buluştu. Kızı özüge tapşırıştı. Ata çıkıp ya Resulallah biz razımız demişti. Gelip kızımızı alıp gitsin. Peygamber aleyhissalatu vesselam barıp Cüleyb'i çakırdılar. Cüleyb'i bende kütü oturttu da şu kararı. Cüleyb'i dediler. Senge falan hanedanlık azaları, atası kızını bir dediler. Cüleyb tasavvur kılıyordu. Üyü yok, cay yok, hiç dersesi yok. Yanında adamı yanında. Yanında Resulullah kırptı be. Ben seni yanındamem diyebdiler. Demek ki nikahın ahemiyeti bu dostlar. Mahalleyizde, yakın kardeşlerinizde kimdir üylen almayı turgen bulsa Resulullah'ın sünnetini amelge aşırıydı. Varın uşanı sekin üylentirip koyun. Misli kurulmayan acirge ege olasız. Adamlar sizi maktamasliği mümkün, masjid kuruyabdi demasliği mümkün. Lekin siz bir aile kuruşga hissa koyacaksınız. Mana şu yığılışımız diyem acrede şuna kangi ülken mana var. Cüleyb ibn ayağı yerge tekmeyi kursan buldu. Bar tuğge tehrikan etti. Tuğge harekete başlarıp gitti. Peygamberimiz bunu çakırdılar, bunu çakırdılar. Şu arada düşman Medine'ye hücum kıladigen haber gibi kaldı. Peygamber aleyhissalatu vesselam hemen aslında toplattılar. Düşman geliyordu, düşmanına karşı duruşumuz gerek. Ha, memleketine himoya kılış, çigaralarını müstahkemleş, nikahtan, başka toy toçuktan üstün durar. Çünkü düşman bastırıp gelse hemen arsamızın koluna alıp koyar. Bizi halkımız, bizi milletimiz müstahmülekerçilikini başına utkazdı. Oşa ağır, açık küllerini gördük biz. Oşan için Peygamber aleyhissalatu vesselam, avvala düşmanını daf kılışımız gerek. Kur'an aslahalarını yıldırdılar, adamlar çıkıp onlara karşı cenk kıldı. Cenk'e Cüleybib han katlaştı. Peygamber aleyhissalatu vesselam cenk tügeyenden keyin adamlarını kıdırışı başladılar. Sahabalar geldiler, Cüleybib'ni kurdular mı? Cüleybib'ni kıdırıyorlar dediler. Kıdır işte, yürüştü, barıştı, bir çek tüge barışsa, sakkiste kafirini yer çişletip, özüyen kollarını içine yatkıdı. Nikaha buladıkken yiğit, dini uçun, yurtu uçun canını fidakı vardı. Peygamber aleyhissalatu vesselam Cüleybib'e karab gözlerinden yok çıktı. Ey Cüleybib de geldiler, senin nikahın ahiretke kaldı de geldiler. Peygamber aleyhissalatu vesselamın nikahı bugün itibarları, boy adamlarını hem kembeğal adamlarını hem nikahlı buluşluğunu targıt de geldiler. Mana şu hadise bizni ajdodlarimizni hayotlari da urfga aylanib ketdi. Bizni içimizde ham shuna qangi sahovatli odamlar ko'p bor. Mahallangizda uylana olmay turgan yoshlar bo'lsa, yoki turmushi buzilgan xonadonlar bo'lsa, shularni yarashtirishga, oilali bo'lishiga hissa qo'shishimiz kerak. Chunki bu bizni millatimizni ulug' an'analaridan. Alloh taolo Qur'oni Karimda وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ diye. Oranlarda nikahsız bugün, boyda, tül, şuna kadar yaşayıp durduğun adamlarını üylentirip nikahla koyuyorlar diye Allah. Biz gibi yürüyelim. Cemiyette imkaniyeti var adamlar gibi yürüyelim. Nikahını asallaştırışlık gibi yürüyelim. Nikahla koyuyorlar. Üylentirip koyuyorlar. Eğer bunların kulu kerte degen hayal, havatır sizlerine korkutsa korkmayın. Nikah böyle Allah bunların boy kıladı. Nikahda boylik var, bereket var. Çünkü Allah vasi'un alim, ote dana bilucu zat ve ote keremi keyn zat. Nikahda bereket var. Nikahlengen aile boy böyle. Oşan için nikahda karılıkını Allah'a hem Kur'an'da büyük. Bana bugün bu hanadanda
ana şu sünnetlerden biri ada kılınıyordu. Ve bunge biz güvah bulduğumuz ve hanadan ahıllarını, yani şu nikahki bugün hareketleri, kurulmuşları maktabı layık hareket. İmkaniyeti, şerayeti bulduğup, üylenmesinden yürüyüş, sünnetten yüz yürüyüş bu. Ve üylenişki hareket kılış, turmuşki çıkışki hareket kılış, bu yani sünnet emellerden, insan zatının pakize halde devam etişliği ge, amirlerden hesaplar. Siz cemiyetke kirgenekensiz, özünüzünü ornengizge, özünüz kebe adamlarını kaldırışıyız gerek. Şunu için bitti hanadanda en kemide törtte bala buluş gerek. Törtte bala. Bittesi cemiyet için, ikitesi ata ananın ornu için, bittesi nabette turar. Bu katta buladı mı yok mu? O bizi hazır getirdi, zapas değil. Bu turuş gerek. En kemide törtte buluş gerek. Törtte. Bu mesela uyarı Allah bereket etsin. Bu Liviya'nın prezidenti var adı. Yusuf Muammar Kazzafi. Şu Birleşken Milletler Teşkilatı'da Müslümanlar'a hitap diye. Acayip yap yapırken. Derken ki, hey Müslümanlar. Bizde teröristler kereymez. Bizde uzun uzun portlatıları bölgeler kereymez. Bizde İslam'ımız var. Bizde üylenedigen yiğitler kerey. Farzdan tugadigen kızlar kerey. Demek ki biz üyleniş bilen, farzant bilen bütün dünyanın egeli olamaz. Bu adli gap yok şeydi. Cüdeyen düşmenge hatarlı gap bu. Uşan için zinden, zinden itibar veriyle, farzant görmeyle, ikincisi ruhatke alıyla, şuna kadar sınav yürüyor. Ha başka davletlerde farzant görse pul veredir. İkinci farzant görse üy veredir. Kör farzant diye. Demek ki Müslümanlığa zinden, sekin, halbuki patpoliye gepri yaptı. Ne gibi farzant görmedi? Düşmanlı yapıldı. Ha, kız balanı farzant görüşlüğü de kesel bu meslekin itibarına alış gerek. Onu ortadaki intervalına itibarına alış gerek. Lekin farzantlı sağlam kız görüş gerek. Peygamber aleyhisselam yine ayet ediler ki Tezavvacul veludel vedud fe inni mukâthirun bikumul umem. Muhabbetli sir farzant kızlarla ülenler. Çünkü kıyamette sizlerinin köplü giyilerden fakirlenemem dedi. Ümmetlerinin içinde Resulullah'a fakir buladı. Yani şu nikah ve ondan samarı olarak farzan durulsun. Allah da bu hanadan nikahı mübarek kılsın. Kadem basıp edilirken kelini, kademini kutlu kılsın. Bu yaşlar ortasındaki nikahını, ortadaki muhabbetini samarası olarak salih salaha zürriyetlerine atakılsın. Bu mecliske yığılgen barca dost, braderlerimizin Allah Teala acir bilen, mükafatlasın, kıyamette meşru acir bilen Allah'ın huzuru da yüzümüz yarıp halde tırnışımızın uzun nasip kılsın. Barçalarına teşekkür. Umumi kısa dua kılalımız ki tamamen Kur'an kararını سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم پروردگار عالم برچه‌لرمیزی استادان سوزاردن منفعتدار بولیش پروردگار عالم عمل قلیشیگیمیزی هممیزی اوزی نصیب روزه ایلسین بو نکاحی بولایوتگن کلین کویلارنی نکاحلارنی الله اوزی برکاتلی قیلسین Koylarını parvardılar, çırayla başlandı, çıraylı imamı geçirdik, nüzi nesib roza eylesin. Amin ve ya Rabbel alemin, bir rahmet ki yakınlar.